dinleyiciler, Balins FM'deki birlikteliğimiz tüm hızıyla ve coşkusuyla ben Erdem Gençtürk'le devam ediyor efendim. 11'i 43 dakika geçmekte şu anda stüdyodaki saatimiz ve şu andan itibaren konumuza geçiyoruz efendim. Bugün az önce de sizlere söylediğim gibi ben ağlarım ağlarım yani Yunus Emre'nin sevilen bir türküsüydü bu. Birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş, zevkle ve keyifle dinlediğimiz bir eser. Sizler biliyorsunuz, ancak bir kez daha sizlere sözlerini anımsatacağım bu eserin ve sonrasında da Yunus Emre'nin hayatından bazı kesitleri daha önce anlatmadığımız ancak ilgiyle dinleyeceğiniz bir şekilde anekdotlar halinde sizlere aktarmaya çalışacağım bu türkümüzle bağlantı kurarak. Evet, Yunus Emre'nin türküsünün sözlerini sizlere şimdi anımsatıyorum. Ben ağlarım yane, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi. Ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan aşağı yâreyim. Türkümüzün sözleri böyleydi, ben ağlarım yani. Şimdi bir eser dinleyelim ve eserin hemen ardından Yunus Emre'nin hayatından ilgiyle dinleyeceğiniz kesitlerle programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşlu, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol meclisi. Sultan Hamit, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye.
yoldan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pek sarsım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın ve güzel. Caysın ve iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Betimensi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü garişle, saçları zencefili, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim. Efendim bizim de yüreğimize ve sizlerin de yüreğine sağlık ki türküleri büyük bir keyifle dinliyoruz. Ve böyle kopuzun eşliğinde okunan şiirler de ayrı bir keyif oluyor bizim için dinlerken. Sevgili dinleyiciler, Yunus Emre. Evet, tam tamına 700 yıldan beri Türk ulusunun duygu birliğini, ülkü birliğini sağlamış büyük bir sanatçı, büyük Türk şairi ve düşünürü diğer bir deyişle. Bazı televizyon programlarına katılan konuklar, münevver, aydın, arif olan, kültürlü olan konuklar, yaptıkları konuşmalar esnasında Yunus Emre'den de hatırlayacaksınız örnekler verirler bazı sözlerini. Ve işte Yunus Emre şöyle demiş, zamanında böyle yapmış şeklinde. Hepimiz isim olarak aşinayız. Ancak hayat hikayesiyle ilgili ne kadar bilgimiz var? Gerçi bizim programlarımızı uzun aylardır dinleyen dinleyicilerimiz, bizi dinlediklerinden dolayı sizler muhakkak tabii ki pek çok bilginiz var. Belki bizden de daha iyi bilenler mutlaka aramızda dinleyenler arasında vardır. Ancak bilip de tam olarak anımsayamayanlar programlarımızı devamlı dinledikleri takdirde daha önceki programlarda Yunus Emre'yi sizlere anlatmıştık, hatırlayacaksınız. Ancak şimdi bir kez daha eminim ki yeni yeni dinleyiciler aramıza katılmıştır. Yunus Emre'yi bilen, tanıyan ancak hayatını merak edenler de muhakkak vardır. Şimdi daha önceki programda anlatmadığımız bazı kesitleriyle Ben Ağlarım Yane Yane adlı şiirin de aynı zamanda yazarı yine Yunus Emre'dir. Bunu da bir kez daha hatırlattıktan sonra Yunus Emre'nin hayatından bazı kesitleri şimdi sizlere ilgiyle dinleyeceğinizi umduğumuz yönleriyle anlatmaya çalışayım efendim. Yunus Emre, halk, tekke edebiyatımızın ölümsüz en büyük şairi Yunus Emre'nin şiirlerinde derin bir insan sevgisi, tanrı aşkı, tasavvufa bağlılığı görülmektedir. Yaşadığı dönemin etkin kaynaklarının halkımızın asırlar boyunca yaşattığı gür duygu ırmaklarını Anadolu insanını ölümsüz diliyle bir mekik gibi dokuyup mısralamıştır Yunus Emre. Tertemiz halkın dilinden söyler, yobazlığı kınar. Tanrı'ya inancı, insan sevgisi sonsuzdur. Ölümsüzlüğü, sevgiye inancı, halkımızın öz dilinin renkli dirliği, canlı kıvraklığını derin gerçeklerle anlatışından Türk şiir dilinin altın damarını buluşundan doğmaktadır. Anadolu Türk dili ve edebiyatının değer biçilmez örnekleri şiir deası Yunus'tan gelmektedir. Ulusal edebiyatımızın en sağlam temelini o oluşturmuştur. Sevgili dinleyiciler, Yunus Emre 13. yüzyılda yetişen şairler şairi, insanlar insanı, garipler garibi, büyük insan Yunus Emre. İnsanları birliğe, dirliğe, doğruluğa, barışa çağıran, yaşamayı seven, ölümden korkmayan ulu bir bilge kişidir. Hangi dinden ve ırktan olursa olsun, bütün insanları sınırsız bir hoşgörüyle, engin bir sevgiyle kucaklar. İnsanlığa aşıktır. İnsanlar arasında sürüp giden kine, saldırganlığa savaş açar.
savaşın karşısına sevgiyi çıkarır. İnsanlığı sevginin kurtaracağına inanır Yunus Emre. Yunus Emre'nin yaşantısı şiirlerinden, efsanelerden ve hakkında yazılmış yapıtlardan çıkmaktadır. Bektaşi vilayetnamesine dayanan bazı uzmanlar onun Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıköy'de doğduğunu, yine orada öldüğünü ileri sürerler. Bir başkaları ise Karaman'da doğduğunu ve orada öldüğünü söyler. Hacı Bektaş vilayetnamesine göre Sarıköy'de doğmuş, çiftçilik yapmış, Taptuk Emre'nin dervişi olmuş, daha sonra doğduğu köyde ölmüştür. Yunus Emre'nin mezarının nerede olduğu kesinlikle bilinmemektedir. Türk halkı ermiş kabul ettiği Yunus'u öylesine sevip bağrına basmıştır ki sevgili dinleyiciler, çocuklarına, köylerine onun adını vermişlerdir. Onun adına taşlar dikmişlerdir, onun ağzından şiirler söylemişlerdir. Gerçekten önemli bir insan, hayatımıza ışık tutan ve bizi daha güzel, daha dirlik içinde bir yaşam sürmemiz açısından yazmış olduğu sözler, şiirleri halen daha günümüzde bize ışık tutan bir şairimiz Yunus Emre. Devam edeceğiz efendim, Yunus Emre'yi halkın gönlündeki Yunus olarak anlatacağız biraz sonra, ama öncesinde bir eserle programımız devam ediyor.
ise fakirim. Yanayım mı öleyim mi? Cana cana yanayım mı öleyim mi? Yanayım mı öleyim mi? Yanayım mı öleyim mi? Cana cana yanayım mı öleyim mi? Yanayım mı öleyim mi? Ne günlere kaldık böyle? Sevgili dinleyiciler, büyük Türk şairi ve düşünürü Yunus Emre'nin bir ibret belgesi taşıyan hayatının bazı kesitlerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Halkın gönlündeki Yunus olarak. Bakın şimdi burada bir öyküsü var Yunus Emre'nin başından geçmiş. Onu da sizlerle paylaşacağız. Şimdiki konuşmamızda, monolog sohbetimizde. Eskişehir yöresinde Porsuk çayının Sakarya nehrine döküldüğü yerde Sarıköy adında bir yer vardı. Bu köyde Yunus adında fakir, çiftçilikle geçinen bir köylü yaşardı. Çocukken okula gönderildi, dili bir türlü Elif Bey'e dönmedi. Bir gün hocasına, burada çok meşhur bir sözü var şimdi Yunus Emre'nin, hatırlayacaksınız hemen. Bir gün hocasına, Elif olduk ötürü, pazar eyledik ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü. Dedi ve okulu bıraktı Yunus Emre o zamanlarda. Köyünde çiftçilik yaptığı yıllardan birinde kıtlık yüzünden çaresiz kaldı. Kırşehir yakınlarında Sulucakarahöyük'te Hacı Bektaş Veli adında bir ermişin yaşadığını, yoksullara yardım ettiğini duydu. Yunus da o pirden buğday istemeye karar verdi. Dergaha eli boş gitmemek için dağlardan alıç topladı. Heybesine doldurdu, Hacı Bektaş Veli'ye Yunus'un geldiğini, alıç getirdiğini, çok zor durumda olduğunu ve biraz buğday istediğini söylediler. Dergaha eli boş gitmeyen yoksul köylü Yunus'un bu gönül yüceliği Hacı Bektaş'ı duygulandırdı. Dervişlerinden biriyle ona sordurdu. Sorun bakalım, buğday mı ister, himmet mi? Yunus, ben himmeti ne yapacağım? Karın doyurmaz, buğday gerekli bana, der. Hacı Bektaş yine gönderir dervişini. Alıcın her birine bir nasip verelim. Yunus'un aklı evinde. Tekrar buğday ister. Hacı Bektaş peki, der. İstediğinden fazla buğday verirler. Yunus dağlardan eve dönerken himmet almamakla yanlış yaptığını anlar. Eğer nasip alsaydım buğdayı da bulurdum, deyip dergaha geri döner. Buğdayı kapının önüne indirir. Alın buğdayınızı, bana nasip verin, der. Dervişler içeriye girip Hacı Bektaş'ın şu sözüyle gelirler. İş işten geçti artık. Biz o ihsanın anahtarını Tapduk Emre'ye verdik. Gitsin nasibini ondan alsın. Yunus Tapduk Emre'ye gidip dervişi oldu. Tekke'de odun taşımakla görevlendirildi. 40 yıl odun taşıdı. Bu 40 yıl içinde tekkeye bir eğri odun bile getirmedi. Sebebini soranlara bu kapıdan içeriye odunun bile eğrisi giremez diye cevap verdi. Yunus da odun kesmeye şeyhin kızıyla birlikte giderdi. Yunus'un şeyhine canla başla hizmet edişini gören bazı dervişler, Yunus şeyhin kızını seviyor da ondan böyle canla başla, diye yalan söylediler. Bu fısıltılar şeyhin kulağına gidince onları yalancılıktan kurtarmak için kızını Yunus'a nikahladı, ama Yunus ben şeyhimin kızına layık değilim, diyerek ömrünün sonuna kadar dokunmadı. Sevgili dinleyiciler, halkın gönlündeki Yunus'u ve bu öyküye devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ancak şimdi bir eserimiz var. Bu eserin ardından da kısa bir reklam arası. Reklam kuşağından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Gel söyle kaymak söyle bal söyle. Gülüm gülüm ömrümde kolum tutmuyor elim durunlar. Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm kız gülüm gülüm durunlar. Eğer bizi söyle gülüm gülüm kırıldı kolum tutmuyor elim durmaları. Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm kız gülüm gülüm durmaları. Kampanya işte Kilen. 5 hafta boyunca tüm reyonlarda büyük ucuzluk. %50'ye varan indirimler. Her gün gel, her gün kazan. Kazandıran alışveriş. Kiler, kazançlı alışveriş. Müjde. İlk, orta, lise, üniversite mezunları. Eğitimlerine çeşitli nedenlerden dolayı ara verenler, bugüne kadar bir mesleğim olmadı çalışmak istiyorum diyenler. Eres'in Otelcilik ve Turizm Meslek Kursu sizlere turizm sektöründe çalışma fırsatı sunuyor. Ayrıntılı bilgi için telefon 0212 643 43 43 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, Balis Bahçe'deki çok renkli ve sıcak trikolar sizleri hiç üşütmeyecek. Bayanlar, 11 milyon 900, 14 milyon 900, 18 milyon 900 bin lira olan bu kazakları hiç vakit kaybetmeden gelin Balis Bahçe'de hemen sahip olun. Balis Bahçe, Küçükçamlıca Yol Sokak No 16 Acıbadem'de, telefon 0216 326 74 54. Sevgili dinleyiciler, Yunus Emre'yi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus, Tapduk Emre'nin kapısında bir türlü feyze eremediğini, gizli alemin kendisine açılmadığını sanarak umutsuzluğa kapıldı. Bir gün tekkeyi bırakıp kaçtı. Yolda dervişlere rastladı. Onlarla arkadaş oldu. Derviş Yunus'a gelince ellerini göğe açıp, "Allah'ım," dedi. "Bende feyiz yok. Bunların yanında benim yüzümü kara çıkarma. Onlar kimin yüzü suyu hürmetine senden yemek istiyorlarsa o kişinin hakkı için yemek gönder." O akşam her zamankinden daha çok yemek geldi. Dervişler merak edip Yunus'a "Kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin?" diye sordular.
Yunus, "Önce siz söyleyin," dedi. Biz Tapduk Emre'nin kapısında uzun yıllar hizmet eden Yunus Emre'nin yüzü suyu hürmetine dua ettik. Yunus böylece feyze ermiş olduğunu anladı. Hemen geri dönüp sabaha karşı Tapduk Emre'nin tekkesine vardı. Doğru Şeyh'in hanımına, ana bacıya başvurup kendisini bağışlatmasını diledi. Ana bacı Yunus'a, "Sen sabah namazından evvel eşiğe yat," dedi. Şeyh'in gözleri görmüyor. Şeyh namaza çıkarken ayağı sana dokununca "Kim bu?" diye bana sorarsa, "Bu Yunus," derim. "Bizim Yunus mu?" derse, anla ki gönlünden çıkmamışsın. Hemen ayaklarına kapan, ondan af dile. Yunus, ana bacının dediğini yaptı. Tapduk Emre, "Bizim Yunus mu?" deyince, Yunus şeyhin ayağına kapandı, suçunu bağışlattı. Tapduk onun suçunu bağışladı ama "Kendi mertebeni öğrenmeden bana inanmadın," dedi. "Artık yanımızda kalamazsın. Asamı atacağım. Nereye düşerse git, orada Allah'ına kavuş," dedi. Asasını pencereden dışarıya attı. Nice zaman sonra Yunus asasını Sarıköy'de buldu. Asayı eline alan Türkmen koca büyük Yunus başını toprağa koyup orada Tanrı'ya kavuştu. Sevgili dinleyiciler, Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili sizin de ilgiyle dinleyeceğinizi umduğumuz şekilde anlatacağımız öykümüz bundan ibaretti bugünkü programımızda. Ancak öyle kendimizi kaptırdık, öyle konsantrasyonumuz yerinde ki size türkülerle ilgili böyle minik bir öykümüz daha olacak biraz sonra, farklı bir şey. Ama öncesinde iki güzel eserle programımız devam ediyor. Thank you.
şehrin sesi, bu şehrin nefesi. Başka İstanbul gazetesi. Gazete bayilerinde 100.000 lira. Zamanın modasını Revello ile yakalayın. En ince ayrıntısına kadar mükemmel teknik. Klasiği modernle birleştiren özgün bir dizayn. İşte şıklık ve teknolojinin kusursuz birlikteliği. Revello. Zaman değerlidir. Bugün aldın aldın. 1/1 Ülker İçim UHT süt sadece 795 bin lira. Meziz Amerikan salata 595 bin lira. Kiler, kazançlı alışveriş. İstanbullu paylaşıyor. Sevgiyi, dostluğu, ekmeği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca yüz binlerce aileye gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapıyor. Ben Hülya Koçyiğit. Paylaşmak kardeşliktir. Paylaşmak mutluluktur. Bir sofrada siz kurun kampanyasına bütün kalbimle katılıyorum, destekliyorum. Bir sofrada siz kurun. Bir yoksulu da siz giydirin. Bir aileyi de siz ısıtın. Yardımlarınız için Alo 153 Beyaz Masa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Müjde! İlk, orta, lise, üniversite mezunları. Eğitimlerine çeşitli nedenlerden dolayı ara verenler, bugüne kadar bir mesleğim olmadı çalışmak istiyorum diyenler. Eres'in Otelcilik ve Turizm Meslek Kursu sizlere turizm sektöründe çalışma fırsatı sunuyor. Ayrıntılı bilgi için telefon 0212 643 43 43 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul. Efendim Balins FM'deki birlikteliğimiz tüm hızıyla en munis ve müşrik duygularla ve tüm vicdenliğiyle ben Erdem Gençtürk'le devam ediyor efendim. 12.23 dakika geçmekte şu anda stüdyodaki saatimiz. Ve ben şimdi sizlere bugün böyle çift tarife olsun bir türkümüzün daha öyküsünü anlatacağım. Kars, Arpaçay yöresine ait bir türkü. Ancak öncesinde insanoğlu türküsüz kaldığı zaman gurbettedir derler. Türküler var, türkülerde ulus var, yaşam var. İnce, yüce duygularla insan var. Türkülerimiz, ninnilerimiz ve ağıtlarımız. Bir olay üzerine doğmuş tümünün bir öyküsü var. Tümünde ortak olan insan duygularını dile getirmesi. Ve türküler öyküleriyle daha güzeldir, daha renklidir ve anlamlıdır diyorum efendim. İşte şimdi sizlere yine bir türkünün öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Bu öykü Kars'ın Arpaçayı ilçesine bağlı Şöregel adıyla anılan düzlük bir araziden geçen Arpaçayı suyu ile kar suyunun birleştiği Mugan denilen yerde geçer. Bir zamanlar Mugan denilen bu yerde bir köy varmış. Köyün varlıklı ağasının Saran adında bir kızı varmış ki uzun boylu, ince belli, sırma gibi saçlarıyla köy yiğitlerinin düşlerine girermiş. Saran güzelliğinin yanı sıra çok da becerikliymiş. Koyunları, inekleri sağar, ata biner, renk renk kilimlerin en güzelini dokurmuş. Saran'ın babasının sürüsünü güden bir çoban varmış. İsmi Han. O da uzun boylu, yakışıklı, yiğit bir delikanlı. Günlerden bir gün Han çoban koyunları sağması için ağıla getirmiş. O günde Saran süt sağıyormuş ağılda. Derken iki gencin bakışları karşılaşmış. Gözlerinden çıkan aşk kıvılcımları gönüllerinde alevlenmiş, birbirlerine aşık olmuşlar. Ama ne çare, kız ağa kızı, oğlan ise garip bir çoban. Derdini kalbine gömmüş Han çoban. Gömmüş ama sonunda da dayanamamış, yaşlı ninesine anlatmış. Yaşlı nine bu durumu Saran'ın anasıyla konuşmuş. Konuşmuş konuşmasına da anası ne yapsın? Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir eser dinleyelim hemen ardından. Başı dertli yüreğinde kor bebe.
Merhabalar, sefa geldin, hoş geldin. Başı dertli, yüreğinde kor bebe. Yolunu kaybettin, nereden şaş geldin. Şimdi bir meleksin, bekle gör bebe. Yolunu kaybettin, nereden şaş geldin. Meleksin bekle gör bebe. Önce sürünürsün sonra yürürsün. Daha yavrucaksın bekle büyürsün. İhaneti çok sonradan görürsün. Bu dünyada insan olmak zor bebe. Önce sürünürsün, sonra yürürsün. Daha yavrucaksın, bekle büyürsün. İhaneti çok sonradan görürsün. Bu alemde insan olmak zor bebe. Bakarsın gelmişsin gençlik çağına. Bir sevdadır düşer gönül bağına. Sakın düşme sen bu aşkın ağına. Kanı açtır pişirmeden yer bebe. Sakın düşme sen bu aşkın ağına. Açtır pişirmeden ver bebe. Gün gelir beyazlar o siyah saçı. Umut yeşermeden kararır içi. Zaman gelir sen de yüklersin göçü. Uçar bedeninden gider ser bebe. Yeşermeden kararır için. Zaman gelir senle yüklersin göçü. Uçar gider bedeninden ser bebe. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz türkümüzün öyküsüne kaldığımız yerden. Ve hatırlayalım önce, derdini kalbine gömmüş Han Çoban. Gömmüş ama sonunda dayanamamış, yaşlı ninesine anlatmış. Yaşlı nine bu durumu Sara'nın anasıyla konuşmuş. Konuşmuş konuşmasına da anası ne yapsın? En son burada kalmıştık. Yaşlı nineye dönüp, Han Çoban yiğit, namuslu bir delikanlı. Kızım Sara'na da layık, layık. Ne var ki? Ağa bunu duyarsa küplere biner, bizleri yaşatmaz demiş. Nine de ağayı razı edebilmek için köyün ileri gelenlerini toplayıp ağadan Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Saran kızı Han Çoban'a istemişler. Ağa önce kızmış, itiraz etmiş, sonunda bir şartla olur demiş. Çobana nişan ederim,
Ama 7 yıl kızla oğlan birbirini görmeyecekler. Han çoban yayladaki otlaktan köye inmeyecek. Ağanın söyledikleri Han çobanla saran kıza anlatıldığında onlar yeter ki sağlık olsun. 7 yıl nedir ki kuş gibi gelir, düş gibi geçer demişler. Demişler ama 7 yıl bu dile kolay. Saran kız kardeşleriyle birlikte oturmuş dokuma tezgahına. Her yıl için bir halı dokumuş. Sonunda 7 yıl tamamlanmış, 7 halı da dokunmuş. Köy halkı neşe içinde düğün gününü beklerken Saran kardeşleri ve anasıyla birlikte 7 yılda dokuduğu halıları temizlemek için arpa çayına gelip yıkamaya başlamışlar. Derken hava kararmış. Gök gürlemiş, şimşekler çakmış. O sırada sel halılardan birini götürürken Saran kız çeyizini kurtarmak için kendini suya atmış. Bir anda suyun içinde kaybolup gitmiş. Sonunda Saran'ın cesedini sudan çıkarmışlar. Kızını o durumda gören Saran'ın anası ise bir ağıt yakmış sevgili dinleyiciler. Arpa çayı açtı daştı, sel Saran'ı aldı kaçtı, üç bacının gözü yaştı, apardı seller Saran'ı bir uca boylu balamı. Gedin deyin Han çobana, gelmesin bu el mugana, gelse batar nahak gana, apardı seller Saran'ı bir uca boylu balamı. Arpa çayı derin olmaz, akar sular serin olmaz, Saram kimi gelin olmaz, apardı seller Saram'ı bir uca boylu balamı. Adabalar gelir koşa, men kurbanam gelem kaşa, oğlan elin çıktı boşa. Saran'ın anası kızının arkasından böyle seslenmiş ama çoban ne olmuş, dağlara mı çıkmış, yoksa kendini arpa çayına mı atmış bilen yok. Kars'ta ve arpa çayında Saran'ın türküsü söz olmuş, dile ses olmuş, tele dökülmüş sevgili dinleyiciler. Türkümüzün öyküsü böyleydi. Ve şimdi yine iki eserle programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Yaşanılması gereken en güzel duyguları siz müteber türkü dostlarıyla gönülden gönüle o görünmeyen yolda yaşamaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Kuşladınız, hey
şu yalan dünyaya geldim giderim. Gönül senden özge yar bulamadım, yar bulamadım. Yaralandım alkanlara belendim, elimin kanını yur bulamadım. Yaralandım alkanlara belendim, elimin kanını yur bulamadım. Oturmuş posta, oturmuş posta. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta. Hasta halim nedir, der bulamadım. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta. Hasta halim nedir, der bulamadım. Dilinden tatlı bal bulamadım. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz programımıza tüm hızımızla. Şimdi ben sizlere bugün Yunus Emre'nin hayatından bazı kesitleri anlatmaya çalıştım ve bir türkümüzün öyküsünü anlattım. Hepsi sevgi üzerine, insanlık üzerine çok güzel duyguları bizlere anlatan öykülerdi ve hayat hikayesiydi. Sevgili dinleyiciler, 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü, mutasavvufumuz Mevlana sevgi üzerine çok güzel bir sözü var. Onu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Sevgini vermesini öğren. Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya unutma ki korkarmış. Gerçekten de sevgi sözcüğünü sevgili dinleyiciler, yüreğimize hiyeroglif gibi kazımayı bilmeliyiz. Çok önemli sevgi ve aynı zamanda bize büyüklerimizden bir ata andacı gibi kabul etmeliyiz. Onlardan devraldık ve bu sevgiyi daha da büyüterek daha genç kuşaklara ve çevremize aşılayalım. Eğer bunu başarabilirsek gerçekten çok güzel, çok mutlu bir toplum oluruz diye düşünüyorum. Çok da söylenecek tabii sevgi üzerine konuşulacak, anlatılacak şeyler var. Ancak şimdi biz ne yapalım? O güzel tınısını, kopuzun o güzel tınısını sıkamor ağacı gibi içimize çekebileceğimiz bir eserle İsmail Özden şimdi gönüllerinizin mihmanı olacak sevgili dinleyiciler.
Gökte Uçan Huma Kuşu dinliyoruz. Gökte uçan huma kuşu, ne bilir gülün kıymeti. Kargayı dala kondurmam, ne bilir dalın kıymeti. Ne bilir dalın kıymeti. Gerçeğe yalan katanlar, sonra beyliğe yetenler, ne bilir elin kıymeti, ne bilir elin kıymeti. Ekmeyen meydana sofra dökmeyen, arıya hizmet etmeyen, ne bilir balın kıymeti, ne bilir balın kıymeti. Bebeyken yetim kalan, bir görmeyle deve veren, ne bilir malın kıymeti, ne bilir malın kıymeti. Bugün aldın aldın. 1/1 Ülker İçim UHT süt sadece 795 bin lira. Meziz Amerikan salata 595 bin lira. Kiler, kazançlı alışveriş. Konut sahibi olmak isteyenlere duyurulur. Bir de Adı Güzel sitesine uğrayın. Adı Güzel sitesinde herkeseye uygun ödeme koşullarında hemen iskan edilmeye müsait daireler mevcuttur.
Ataşehir bitişiğinde depreme dayanıklı en son inşaat tekniği olan tünel kalıpla Somkaya zeminde radyojenerer temel üzerine inşa edilmiş Adıgüzel sitesine gelin, emsallerinin yarı fiyatına hemen bir daire sahibi olun. Deprem stresinden uzak, kendi evinizde huzurlu yaşayın. Miltaş, Milletler Arası İnşaat Tahayyüt Ticaret ve Sanayi AŞ. İrtibat telefonlarımız Fener Yolu 0216 414 52 81 414 52 82 Ataşehir 0216 455 66 31 455 67 12. Güne bu şehrin gazetesiyle başlayın. Başka İstanbul. Gazete bayi 100 bin lira. Sımsıcak bir ilgiyle, güven veren bilgiyle, hastalıkta, sağlıkta, her zaman yanınızda. Medipol, sağlıcakla. İstanbul Medipol Hastanesi, Kadıköy Koşu yolunda. Telefon 0216 340 33 33. Sevgili dinleyiciler, reklam kuşağının hemen ardından Balins FM'deki birlikteliğimiz tüm hızıyla ve coşkusuyla ben Erdem Gençtürk'le devam ediyor efendim. 12'yi 49 dakika geçmekte şu anda stüdyodaki saatimiz. Efendim, sıradaki dinleyeceğimiz iki esere geçmeden önce, gönlünüz neyin özlemiyle doluysa yarınlar size onu getirsin. Ve unutmayın ki hayat yaşamayı, sevgi paylaşmayı, dostluk hak etmeyi, özlem beklemeyi gerektirir. Biz siz müteber türkü dostlarıyla her programda hayatı, sevgiyi ve dostluğu en içten bir şekilde zaten yaşıyoruz ve paylaşıyoruz efendim. Bu önemli, bu güzel duyguyu her programda sizlerle beraber yaşıyoruz. Şimdi sırada iki güzel eserimiz var. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
uykusuz rüyaya açılmış gözler, yummayın yummayın kirpiklerini. Kim ondan daha çok hayatı özler, çağırır çağırır sevdikleri. Başının ucuna geldiklerini, başının ucuna geldiklerini. Şimdiden unutmuş onu kucaklar. Besbelli üşütür soğuk topraklar. Soymayın, soymayın gidiklerini. Soymayın, soymayın gidiklerini. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Bu güzel güneşli İstanbul gününde stüdyodaki saatimizin 12.57 dakika geçtiği şu zaman dilimi içerisinde tüm coşkumuzla programımız devam ediyor efendim. Hayatın güzelliklerini gör, sevgiyi öğren, aşkı tanı. Üzülme kırılsan da, ağlama ayrılsan da. Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine, gülücüklerinle cezalandır diyoruz efendim. Eğer gülen gözlerle, mutlu gözlerle hayata bakarsak, hayata bakış açımızı bu yönde empoze edersek kendimize, inanıyorum ki aynı şekilde karşılığı da bizlere, yine karşı taraftan aynı şekilde karşılık göreceğimize eminim. Bize bu konuda katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Çünkü hayat şartları bazen zor, bazen çok güç oluyor. Ancak inancımızı ve isteğimizi ve hırsımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Az önce de zaten söylemiş olduğum söz de bunun bir muadiliydi. Şimdiki konuşmamın bir muadiliydi. Sevgili dinleyiciler, şimdi sırada yine bir eserimiz var. Bu eserin ardından da kısa bir reklam arası olacak. Reklam kuşağının ardından da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sen dedin
düşüm kaldı, mihnetim oldu. Ağlarım güldü, ağlarım güldü. Derman sen dedi. Ağlarım güldü, ağlarım güldü. Derman sen dedi. Sen dedi, sundum elimi, sundum elimi. Derman sen dedi. Hain sefem. İstanbullu paylaşıyor sevgiyi, dostluğu, ekmeği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca yüz binlerce aileye gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapıyor. Ben Muazzez Ersoy. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu Ramazan kampanyasını ben de gönülden destekliyorum. Bir sofrada siz kurun, bir yoksulu da siz giydirin, bir aileyi de siz ısıtın. Yardımlarınız için Alo 153 Beyaz Masa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Müjde! İlk, orta, lise, üniversite mezunları. Eğitimlerine çeşitli nedenlerden dolayı ara verenler, bugüne kadar bir mesleğim olmadı çalışmak istiyorum diyenler. Eres'in Otelcilik ve Turizm Meslek Kursu sizlere turizm sektöründe çalışma fırsatı sunuyor. Ayrıntılı bilgi için telefon 0212 643 43 43 643 43 43 Bahçeli Evler İstanbul. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, Balis Bahçe'deki çok renkli ve sıcak trikolar sizleri hiç üşütmeyecek. Bayanlar, 11 milyon 900, 14 milyon 900, 18 milyon 900 bin lira olan bu kazakları hiç vakit kaybetmeden gelin Balis Bahçe'de hemen sahip olun. Balis Bahçe, Küçükçamlıca Yol Sokak No 16 Acıbadem'de, telefon 0216 326 74 54. Sevgili dinleyiciler, bu mübarek Ramazan ayında sevginin, saygının, sabrın ve hoşgörünün en üst düzeyde, doruk noktada, hat safhada insanların birbirine beslediği, bu duyguların yaşandığı bu mübarek ayda sıradaki eserimize geçmeden önce güzel bir sözü yine sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz. Birbirimizi daha çok sevelim. Daha çok sayalım. Bırakın yargılamayı. İnsanlar birbirini sevdiği müddetçe var olurlar ve var olmanın yanı sıra daha keyifli bir hayatı da paylaşırlar. Efendim sırada yine güzel bir eserimiz var. Gönlümüzden gönlünüze seçmiş olduğumuz. Oh,
bile sazda vefarayım. Tellerine düğümlenen gönül oy, mızra bile sazda vefarayım. Tellerine düğümlenen gönül oy, aşkın ateşine düşüveriyen, küllerine düğümlenen gönül oy. Aşkın ateşine düşüveriyen, küllerine düğümlenen gönül oy. Ki aklın yolu biriymiş, kaderimden hep ayrılık var imiş. Anladım ki aklın yolu biriymiş, kaderimden hep ayrılık var imiş. Geçit vermez dağı duman bürümüş, yollarına düğümlenen gönül oy. Geçit vermez dağı duman bürümüş, yollarına düğümlenen gönül oy. Sevgili dinleyiciler, bir sevgi ve paylaşım ayı olan mübarek Ramazan ayında daha çok böyle sevgi üzerine, dostluk üzerine sizlerle sohbetimiz oluyor ve olacak da her zaman olduğu gibi. Ancak mübarek Ramazan ayında, yani 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında sevginin ve dostluğun az önce de söylediğim gibi daha çok paylaşıldığı bu ayda biraz daha önem vereceğiz. Sevgi sabırlı ve sevecendir. Sevgi kıskanç, kibirli ya da gururlu değildir. Sevgi hasta yapılı, egoist ya da rahatsız edici değildir. Sevgi yanlışların hesabını tutmaz. Sevgi şeytanla mutlu değil, gerçekle mutludur. Sevgi asla vazgeçmez. İnancı, umudu ve sabrı asla başarısızlığa düşmez. Sevgi başı ve sonu olmayan bir şeydir. İnanç, umut ve sevgi. İşte bu üçü önemlidir. Ama en büyük, yine sevgi dinleyiciler, her zaman olduğu gibi sevgidir. Her şeyin başında en büyük olan sevgi. Hiçbir zaman yüreğimizden eksik olmasın diyoruz. Ve sevgi bir ayna gibidir. Bir kişiyi sevdiğinizde o kişi sizin aynanız, siz de onun aynası olursunuz. Bu aynalar bir diğerinin sevgisini yansıtırken sizler de sonsuzluğu görürsünüz. Efendim, şimdi sırada yine keyifle dinleyeceğinizi umduğumuz iki eserle program devam ediyor efendim. Bizden ayrılmayın. Müzik.
insanın mesti olmaz olmaz. Bir meydanda mey olmazsa o meydanın mesti olmaz 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 olmaz. Işık vermez paslı demir demir. Yüz bin defa etsen çamur, derya kumu testi olmaz olmaz. Yüz bin defa etsen çamur, derya kumu testi olmaz 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 olmaz. Sözdür düşenlerin dostu olmaz olmaz.